Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Cansever, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şimdi bir önceki videomda Ankara'da sokak lezzetleri çektim. O kadar güzel dönüşler aldım ki o yüzden çok çok mutluyum. İnşallah bundan sonra her çektiğim videoda öyle güzel yorumlar yaparsınız. Ben de böyle daha da motive bir şekilde yeni vloglar çekerim. Yani videolarıma gelen yorumlarla aslında ben motive oluyorum. Lütfen o yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Söyleyeyim dedim. Sonra videonun içerisinde ve böyle akış halinde unutuyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi yeni bir videoya başladım. Bu videomuz günlük bir vlog olacak. Şimdi de hatta günlerden pazar günü evden çıktım. Arkadaşımla birlikte Bahçeli'ye doğru yürüyüş yapacağız. Market açılmış, Makro Center. Ona bakmaya geldik, böyle değişik şeyler bakıyoruz. Böyle soslar var. Daha önce hatta videoların içerisinde şunu alıp denemiştik birlikte. Güzel bir şeydi. Fiyatı da 200 lira olmuş. Ben aldığım zamanlar 110'a falan almıştık bunu. Yani çok fazla da zaman olmadı diye hatırlıyorum. Şu harika bir dip sos. Bunu daha önce yurt dışında denemiştim. Marketten böyle güzel tatlı bir makarna aldım. Sonra böyle salatalarda kullanmak için güzel bir baharat aldım. Eve gittiğim zaman göstereceğim. Aslında bu baharatı ben daha çok böyle Trendyol'da ya da böyle link veren kişilerde görmüştüm. Ama hiç almamıştım, üşenmiştim Trendyol'dan sipariş vermeye. Şimdi Makro Center'da bulunca aldım. Eve gittiğim zaman gösteririm size de. Burada hemen bir hemen göstereyim. Deodorantımdan aldım. Daha önce mavi rengini kullanmıştım. Bu sefer pembeyi kullanayım dedim. Ve her zaman aldığım şu gözlük temizleme mendillerinden aldım. Ekran silmek için. Bu kadar. Şimdi buradan da çıkıyorum. Her saattir canım Hindistan cevizi olan bir şey istiyordu. Şimdi kafeye oturduk. Böyle Hindistan cevizli güzel bir soğuk kahve içiyorum. Buz gibi. Geldim. Hemen şöyle marketten ve Rozman'dan aldıklarımı göstereyim. Şu ikisini Rozman'dan aldım. İndirim vardı zaten, fiyatını göstermiştim. Hemen şunun bir kokusuna bakacağım. Daha önce ben mavi rengini kullanıyordum. Bunu da yine zaten daha önce çok kez göstermiştim. Ekranlarımı, böyle telefonumun ekranını, gözlüklerimi silmek için her zaman alıyorum. Çantama, arabama atıyorum. Çok pratik oluyor. Daha sonra Makro Center'dan şöyle bir penne makarna aldım. Şuna bakın, küçük küçük, böyle bir pennenin yarısı kadar. Bunu bir deneyeceğim. Çok merak ettim. Şunu daha önce söylemiştim zaten, hep görüyordum Trendyol'da ya da çeşitli kişilerde. Bu da salatalara ben koymak için, böyle salata baharatlarını çok seviyorum. Bunu her şeye kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın. Bunu deneyeceğim. Denediğim zaman salatalarımda da tekrar gösteririm hatta size. Herkese yeni bir günden. Merhaba arkadaşlar. İnşallah yavaş giderse bir de çekiyoruz. Hepiniz selamlama şöyle. Cam dışından yavaş gidiyor. Görmüyor kimse. Şimdi gittiğim zaman göstereceğim kendilerini de. Yiğit'i de göstereceğim. Sıla'yı da göstereceğim. Beni rehin aldılar. Bir yere götürüyorlar. Vallahi nereye gittiğimizi mikrofonu bilmiyorum. Mikrofonu da taktık boynuna. Mikrofon da kaybolmasın diye buraya takmışlar. Çalışıyor mu bilmiyorum. Bana ev almışlar. Bakalım. Bana layık nereyi görmüşler çok merak ediyorum. Birlikte göreceğiz bakalım. Beni layık gördükleri yere getirdiler. Arazilerin içinden geçtik. Bir an kaçırılıyorum sandım. Söylediğiniz arazi ayakkabıdaki yerdi. Bilmiyorum daha. Birazdan göstereceğim size. Nereye getirdiler beni. Böyle ayaklarımızı uzatırız. Arkadaşlar şu an geldiğiniz villa 55 milyon, yanlış anlamayın da. Şu an 55 milyonluk bir villaya getirmişler beni. Örnek bir havuzu var mı? Var. Yeşilliği var mı? Yeşilliği işte. Havuzu şu an açık mı peki? Havuzu kullanılabilir durumda mı? Yani ben şu an ayakkabımı çıkartıp havuza girebilecek durumda mı? Ben çok merak ediyorum. Ben öyle bir şeyde adamla. Nerede? Bak en üstten gördün mü burada? Selamünaleyküm. Kanki bir dakika. Alo. Ha. Geldiğim yere bakın, Ankara'nın dağında. 55 milyonluk villaya geldim. Hallettiğim gerçekte olan oldu. Yani ben sandım beni bir villaya götürecekler. Elinde bir kokteyl, ayakları havuzda cip cip yaparken böyle şöyle. Okay. Siz çıkın. Manke. Tamam. Ne oldu? Evet. Senin işin var mı? Yiğit Bey, story. Evet. Hemen bir
böyle havuz başında story. Şimdi bir villa projesine geldik. Buranın aslında fotoğraflarını, videolarını çekmek için geldik. Şöyle size göstereyim. Diğer villaların konumlarını da göstereceğim. Bizim fotoğrafını, videosunu çekeceğimiz yer burası. Yiğit Bey. Harika gerçekten. Siz mi ilgileniyorsunuz burayla? Bütün villaların kendine ait burada şey var, havuzu var bu kadar. Of çok alt iyi. Alt katlarında hamam, sauna vesaire var. Hı-hı. Yatay mimari. Artık peki bir şey soracağım. Şuradaki alan kimin oluyor? Buralar ortak alan. Sitenin şeyi ve yeşillik. Yani son aşamasında şu anda. Hı-hı. İçleri bitirmek üzereler. Ne tamam da teslim edebiliyorlar. Tamam da teslim edebiliyorlar. O yüzden şu anda şey, bu halde olmuş olmasına bakmayın. Burası bittikten sonra yemyeşil bir alan haline gelir. Evet. Yani havuzu görünce biraz yumuşadım. Ben şimdi ayakkabımı çıkartıp bir suya gireceğim. Bakalım suda ne yapıyor içeride. Hemen bir. Burası da büyük ihtimalle evin salonu. Hatta TV ünitesinin olduğu kısım. Sıla da tüm ekipmanlarını kuruyor şu anda. Burası için çekim yapacak. Öyle düşünme. Öyle düşünme şimdi. Şöyle çantamı bırakayım. En azından havuza bakarak kendini biraz daha yumuşatmayı düşün. Evet. Diğer odalara bakalım mı? Şimdi mi? Bir şey soracağım. Lütfen şu diğer odaları şimdi gösterir misiniz? Kebapçına gel. Kebapçı çekiyoruz. Hadi bakalım. Vestiyer alanı. Vestiyer alanımız. Peki bu bütün projeler, bütün hepsi bu şekilde mi yoksa boş mu veriyorsunuz? Evet, aynen. Bu şekilde. Bu şekildeymiş. Kapılara bayıldım. Kapılar çok güzel. Bak. Bu ahşap doğramalar bence güzel bir görüntü katmış. Evet, güzelmiş. Banyolarımıza bakalım. Bayağı da geniş bir banyomuz var. Bir saniye. Burada havuz alanını gören, hatta sizin yatak odasına bakalım. Yatak odası. En güzel tarafı en son göster. Bak, yatak evet. Koyuyoruz. Şöyle yatak başında. Giyinme dolapları. Bir anlat mesela, şu an bugün nasıl uyandın? Buradan yatıyorsun, tamam mı? Evet. Ama sen de bir yandan bu tarafa gel. Tamam. Şimdi bak, uyandın, kafanı kaldırıyorsun. Bak, buradan geliyorsun, tamam mı? Açıyorsun. Ben bir ayılıyım. Havuza. İşe gitmeden önce bir havuza atlayın, çıkayım diyorsan. Havuzda yüzdükten sonra da gelip ne yapıyorsun? Geliyorsun. Buradan evet. Hemen duşuna giriyorsun. Hemen şurada bir ebeveyn banyomuz var. İşe gitmiyorsun. Neden? Evet. Sahipsin çünkü. Evet, çalışmıyorsun. Yani. Burada da giyinme odası gibi düzenlenmiş bir alan var. Burası gerçekten güzel olmuş bu arada. Beğendim. Projeyi anlatan Yiğit Bey kaçtı. Ben devam edeyim. Bakalım. Burada bir odamız var. Yine içerisinde lavabosu mevcut sanırım. Evet. Burada da var. Burada bir ben ve de burada bir odamız daha var. Yine bir odamız var. Yine bir odamız var. 1, 2, 3, 4, 5 tane oda gezdik şu anda. Burada ne var? Burada bir misafir için tuvalet alanı var. Bir de alt katımız var ama aşağıda ne var bilmiyorum. Bir Yiğit Bey'e soralım. Yiğit Bey, alt katta ne var? Sürpriz. Sürpriz. Beklesin herhalde. Gidiyoruz. Aşağıya sürpriz hazır. Hatırlamıyorum ben de. Çok oldu zaman. Hatırlamıyor musun? Hayır abi, ben buraya geldi. İnşaattı. Hiçbir şey yoktu. Satam. Biz satam. Eskiden geldik. Daram 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 daram. Da 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 dam. Ben buradan direkt otopark girişi artı şeyler var. Evinizin alt katından hemen otoparkta arabalarınızı bırakıp evinize giriş yapabiliyorsunuz. Gel. Evimizin alt katında geniş yani. Normalde evet. Dairelerdeki burada arkadaşlarınızın şöyle bir 3-4 kızlık şöyle oturarak. Niye kız abi sadece? Kız partisi. Erkolar ölüyor mu? Erkolar olsun. Evet. Canım şu an hamamdayım. Ya hamamdayım, görüşemem seninle. Şey hocam. Şey var ya. Avalkando. Bunun adı neydi bunun? Kulu. Bilmiyorum. Vallahi aşağı yazsınlar. Bunu
Adını bilmiyorum. Küçük merdivenin altında depomuz var. Bunu ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz yerler var. Işıkları gerçekten çok güzel olmuş. Yani bayağı, ben daha önce bu kadar aydınlığa falan görmemiştim. Koridordan geldiğim zaman burada dıdıdam. Misafir odası, yatak odası ve banyosu. Aa, çok mantıklı. Misafiriniz geldiği zaman. Full ayna karşı taraf. Ben onu da çok sevdim. Dolap kapakları da aynı. Bayağı da geniş duruyor. Burada da bir banyomuz var. Ben kapıları çok sevdim. Kapılar çok güzelmiş. Değil mi? Kapılar alandan olmamış yani. Burada spor alanı yapmışlar. Evet, burada sabah hemen bir... Kapıda. Zaten burada küçük yaşayan yani. Sanırım çalışmıyor. Burası da müştemilat olarak düşünülmüş. 1+0 diyebiliriz. Mutfağı ayrı. Aa, tam ayrı. Bir evin içinde ev var. Evet, burada... Evet, çok güzelmiş. Mutfağı var. Ya da şöyle olur. Mesela genç bir çocuğu vardır. Zaten otoparkı da ayrı. Otoparktan ayrı giriyorsun. Üst kata hiç girmiyorsun. Değil mi? Mantıklı. Burada da 1+1 daire. Evet. 1+1 değil mi? Stüdyo gibi işte. Yani. L koltuk. Açılır koltuk. Yatak olur hem de. Şuraya bir televizyon. Mutfağın da var. Buz olması ve iki tarafında da cam oluyor olması... Hani kokuyu da keser. Evet, hem de çok aydınlık. Evet. Bir de daha sonra burası peyzaj alanı olacağı için yemyeşil olacak. Evet. O zaman da bayağı güzel bir görüntüsü olur bence. Evet. Ev çok aydınlık. Evet, bence de güzel. Başka? Acaba Sıla ne yapıyor şu an yukarıda? Sıla video çekiyor, ne yapacak? Onun işi yok. Evet. Burada ne var? Lastik deposu. Aa, çok mantıklı. Aa, belki böyle tamirle ilgili şeyleri seviyordur tutan kişi. Buraya kendine bir depo gibi bir şey yapabilir. Yani. Onları kullanabilir. Benim kafam direkt böyle yurt dışındaki sahnelere gittiği için belki adam eski bir arabayı çekmiştir burada tadilat. Otomatların girişlerinde genellikle rampalar. Evet. Arabaların çıkışına kışın sıkıntı yaratıyor olabiliyor ama burada yaratmaz bak. Daha çok böyle güzel. O yüzden sıkıntısız bir şekilde ilerler yani topar. Bayağı beğendim. Burada peki burayla ilgili bilgi almak isterlerse o zaman Yiğit Bey'e siz hemen yorumlar kısmına yazın, bilgi almak istiyorum deyin. Ben sizi hemen Yiğit Bey'e yönlendiririm. Evet. Hemen aldırırım. Peki buranın şu anki satış fiyatı nedir? 50 milyonla başlıyor. Şey gibi oldu, şu kapıyı kapatalım mı? Bir dakika şunu bir kapatayım, kimse duymasın. Ne kadar? 50 milyon. Evet. 50 milyon fiyatımız var. Ne zaman teslim olacak? O zaman 2 aya teslim olur bence burası. Değil mi? 2 ay sonra. Evet, Sıla'yı bulalım. Evet, Sıla da burada. Havuz. Tamam, güzel. Başka ne çektik? Şeyi de bir. 14. 9. kat. Benim hikayemi izliyor şu an. Şimdi bir gözlüğümü takayım. Ay, hepsi direkt çıkmış. Hiç getirdikleri eşyalara bakmıyorum. Şimdi bu evden çıktık. Burası Eylül'ün son haftasında oturum durumunda olacakmış. Bitecekmiş tamamen. O yüzden çok fazla bir zaman kalmadı. Yakın zamanda zaten peyzaj yapılacak ve ondan sonra satışa sunulacak. Burada şu anda 4 tane satılık villa var bu gösterdiğim yerin aynısı olarak. Eğer bilgi almak isterseniz de yorumlar kısmına yazarsanız ilgilenen arkadaşıma sizi yönlendiririm. Bugün en mutlu günüm. Şimdi ofis için reels çekiyor. Biz de kapıların arkasında saklanıyoruz. Kapıları açıyoruz gizli gizli. Ben resmen yanlarında takılıyorum. Vlog çekiyorum. Onlar şu an çekim yapıyorlar. Satılık bir portföye geldik şimdi. Portföy çekimi oluyor. Zaten hemen biraz önceki villanın hemen ön tarafındayız. Burada iki blokta site içerisinde. Yine havuzlu falan güzel bir site. Burada satılık daireleri var. Onların videolarını çekiyorlar. Ev o kadar büyüktü ki yani. Gerçekten bu bölgede çok büyük böyle yerler var. Sitenin havuzunda çekim yapıyor Sıla. Onu bekliyorum. Şu anda şu kocaman bir sivilce çıkmış. Sivilce çıkmış, bir de acıyor, anlatamam. Benimle birlikte o da. Videoda bana eşlik ediyor. Sıla'yı göstereyim size. Alan karşımda havuz var. O kadar çok böyle suya girmek
istiyorum ki zaten evde de biraz önce villanın oldu da havuza girmek için böyle içim gitti. Gerçekten şimdi sadece alt kısmını göstereyim, rahatsız etmeyelim. Tamam, şöyle havuzumuz ve Ankara manzaramız. Burada voleybol sahamız, basketbol sahamız harika. Yeni bir günden günaydın. Ay bardağa bastım. Şimdi böreğimi aldım ve dayıma gidiyorum saçımı boyatmaya. Arkadaşlar, saçımı boyattım, kestirdim. O kadar mutlu oldum ki. Ya dayımın şu fönünü çektirsem var ya, yani her gün bu fönle gezmek istiyorum ya. Ya gidin Ankara'da yaşıyorsanız dayıma şu fönü çektirin. Ya bu kadar güzel bir fön olamaz. Bayılıyorum şöyle havalı saça. Gidin güzel güzel dayımda saçınızı boyatın. Ondan sonra benden de selam söyleyin. Deyin. Yeğeniniz gönderdi beni, İlkay gönderdi deyin. Gidin dayımda saçınızı kestirin. Hatta açıklama kısmına da dayımın direkt kuaförünün olduğu adresi de yazacağım. İsmini de yazacağım. Giderseniz benden selam söyleyin. Çok güzel oldu. Böyle bir dışarı çıkayım, arabadan ineyim, tekrar göstereceğim saçımı. Evet, şimdi nereye geldim? 1071 Usta Plaza'ya geldim yer gösterimine. Hemen kuaförden çıktım. Koştur koştur yer göstermeye gidiyorum. Hayatında tanıyabileceğin. Hayır da yani güzel çıksan katı mı? Sen en son ben nerede video çekmiştim? En son saçımı herhalde boyatırken çekmiştim. Daha sonra nereye geldim? Arkadaşlarımın gayrimenkul ofisine geldim. Bugün sabahtan beri buradayız. Aslında Fenerbahçe maçını da izlemiştik. Şimdi mangal yakıyoruz. Yukarıda o kadar güzel kokuyor ki. Yukarısı çok iyi. Çok açız. Birazdan telif girmeden 10 saniye çekerim ben videoları. Burada kimler var? En sıkı takipçim var burada. Bile. Ailenizin avukatı Buse Hanım var ve de onun sevgili eşi. Merhaba. Evet, kendinizi tanıtın. Beni nereden tanıyorsunuz? Herkes öyle anlatsın. Gönder bir şekilde. Nereden tanıdığımı şu an hatırlamıyorum. Ben de hatırlamadım da ondan söyledi. Olur. Şimdi burada öyle bir salata yapılıyor ki Allah'ım. Açlıktan öleceğim. Şu an saat 10.30 oldu mu? 10.30 olmuştur. Ben sabah yediğim ıspanaklı börek göstermiştim size. Ispanaklı börekle duruyorum. Çok açım. Ya kamerayı açınca durmayın ya. Anlat biraz önce. Hayır ama biraz önce konuşuyordu, bir şey anlatıyordu. Anlatmaya devam edebilirsin. Bakın buradan harika bir mangal yapılıyor. Allah'ım o kadar açım ki. Hemen olsun da yiyelim. Velet tahmin amin. Manzaramız şu an o kadar soğuk ki sanki Kasım ayında böyle balkona çıkmışız, donuyoruz. Öyle bir soğuk var burada. Uzun zaman sonra ilk defa evde görüyorsunuz. O kadar özledim ki böyle evde vakit geçirmeyi. Bugün de evde böyle yalnızım dedim, bari vlogumu açayım, böyle kameramı açayım, sizinle birlikte böyle vakit geçireyim dedim. Her zamanki o konuşma koltuğumuza şimdi böyle oturdum. Şimdi bir kalkacağım, size bir şey göstereceğim. Dımya'dan çok güzel bir çöp kovası almıştık. Aslında Instagram için güzel bir reels hazırladım ama burada göstermemiştim paket açılımını. Onu mutfağa gidip size bir göstereyim. Gerçekten böyle galvaniz ürünler seven biriyseniz ve de böyle güzel bir çöp kutusu arıyorsanız kesinlikle bulabileceğiniz en güzel çöp kovasını aldım. Göstereceğim birazdan gittiğim zaman. En güzel halini yakaladım, en güzel saatini yakaladım. O yüzden biraz keyif yapmak istiyorum. Şöyle müzik açtım zaten. Evde biraz önce gümbür gümbür müzik çalıyordu. Müziğimi açtım. Böyle güzelce vakit geçiriyordum. Bir evi toparladım. Şöyle bir koltukların üstünü, işte sehpaları falan sildim. Öyle vakit geçiriyorum kendi kendime. Böyle bazen insan gerçekten yalnız vakit geçirmeyi o kadar özlüyor ki. Özellikle daha önce böyle yalnız yaşıyorsanız bir süre sonra böyle evde kalabalık olması vesaire, böyle kalabalık bir şeyler yapılması beni böyle aşırı ara ara nasıl diyeyim, çok garibime gidiyor. O yüzden ara ara böyle sakin kalmak, yalnız kalmak bana çok iyi geliyor. Umarım bunu hissedenler vardır aranızda. Saç rengimi size bir göstereyim. Hatta birazdan bir balkona çıkayım, dışarıdaki halini de göstereyim.
aslında bu uç kısımlarına, yani şu kısımlarına çok, yani hiç boya sürmedik. Sadece o dibe sürdüğümüz boyanın yıkanırken akan rengi sadece şu kısma aktı. Dibindeki renk de 6-1 boya rengi, 6-1 renk. Yani markası çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Renk olarak numarası 6-1 saç boyamın. Ben çok seviyorum. Böyle küllü kumral gibi, koyu küllü kumral bence. Şöyle dip kısmını da göstermiş olayım. Hatta şöyle balkona çıkayım, bir ışıkla da göstereyim. Güneş geldiği zaman böyle tam kızıl gibi böyle parlıyor aslında. Işıl ışıl oluyor. Şu renge bakın. Ama böyle hemen güneşsiz bir alana geçtiğim zaman da küllü bir renk oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Hem de böyle ışıkta daha canlı gösteriyor saçı. Daha bakımlı gösteriyor bence. O yüzden böyle koyu saç renginiz varsa bence bir 6-1 rengini deneyin. 6-1 numaralı rengi. Siz sevdiniz mi peki? Nasıl olmuş? Merak ediyorum. Böyle sizin güzel yorumlarınız gelirse belki daha da mutlu olurum. Sizce beğendiniz mi? Saç rengim nasıl olmuş? Seviyor musunuz bu saç rengini? Boy olarak da şöyle küt bir kesim yaptık. Şu kadar bir şey kestik. Çok fazla kesim yaptırmadım ama böyle aslında sık sık gidip böyle ihmal etmesem, ayda bir ya da iki ayda bir böyle güzel bir kesim yaptırsam aslında daha sağlıklı uzar saç, ama bazen unutuyorum, aklımdan çıkıyor. Bahsettiğim evin en güzel vakti demiştim ya, tam olarak bu görüntüden bahsediyordum. Güneş batarken böyle hafif bir güneş giriyor evin içine. Onun yansımasını falan çok seviyorum ben. Şöyle dışarıyı göstereyim. Hafif bulutlu, serin. Çok güzel. Bir haftadır Ankara o kadar iyi ki maşallah ya Rabbi maşallah. Böyle akşamları serin, soğuk, gece yatarken falan böyle battaniyemi falan üstüme atıyorum iyice. Çünkü soğuk oluyor. O kadar seviyorum ki soğukta uyumayı. Soğukken, hava soğuk olunca insan bence daha kaliteli uyuyor. Daha güzel uyuyor. Bana öyle geliyor yani. O yüzden Ankara'nın havasını seviyorum. Sabahları ne kadar böyle güneş altındayken yanıyor olsak da, kuru kuru bir sıcak olsa da, akşamları mis gibi hava oluyor. Özellikle dün akşam arkadaşlarımın ofisinde mangal yakmıştık. Eve bir geldim, kemiklerim donuyordu. O kadar soğuktu ki, yani Ankara'da kışı yaşayabiliyorsunuz bazen böyle yaz aylarında. Güzel oluyor ama. Hadi mutfağa gidelim, size şu güzel Dımya'dan aldığım çöp kovasını göstereyim. Çok güzel bir çöp kovası. Zaten benim galvaniz ürünlerim vardı. Hatta onlardan şuraya birkaç tane de koymak istiyorum şu kısma. Güzel galvaniz, gold detaylı, mat gold detaylı bir şey isterseniz size hemen yorumlara yazarsanız bağlantısını veririm. Onu göstereceğim. Bu kitaplık aslında Simay'ın odasında bir kitaplıktı. Daha sonra kitaplık çıkarttık, işte Simay'ın odasını düzenledik derken bunu aslında bahçeye götürmek istiyorduk. Bahçedeki evimize götürmek istiyorduk. Burada beklerken böyle mutfakta mı kullansak acaba diye düşündük. Sonra bir anda bu şekilde böyle şekil aldı hepsi. Su sebilini direkt kapının giriş kısmına koydum. Daha sonra çöp kovasını, buraya bu kitaplığı aslında böyle bardaklarımı, tabaklarımı koyabileceğim bir alan yaptım. Kavanozları da buraya da aldım ki mutfağın üstündeki tezgah tertemiz olsun diye. Bu alan zaten hep bildiğiniz alan. Böyle güzel fincanlarımı buralarda saklıyorum ama bazen korkuyorum da bir zarar gelir diye. Çünkü biliyorsunuz bunların hepsi benim için çok çok değerli. Örneğin bu benim nereden almıştım? Tiflis'ten aldığım bir kendime hediye. Örneğin şunlar Viyana'dan aldığım ürünler. Bu Krakow'dan aldığım ürün. Bu da Viyana olabilir. Pardon. Bu da Viyana olabilir. Daha sonra örneğin şuradaki. Bunlar hem çay altlı olarak hem kahve fincan altlı olarak kullandığım küçük tabaklarım. Bunları Krakow'dan almıştım. O yüzden bunların hepsi benim için ayrı ayrı değerli ürünler. Ama sürekli de kullandığım için böyle gözümün önünde durması beni aşırı mutlu ediyor. Ben böyle şeylerle motive olabiliyorum. O yüzden buraya alıyorum. Şimdi hemen güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Sizinle birlikte yapalım hatta. Hemen şöyle Türk kahvemizi alalım. Hangi fincanda yapalım? Böyle English Home'dan almış olduğum, H&M'den aldığım tabağımla birleştireceğim. Böyle bir
kahve yapalım şimdi. Burayı düzenledikten sonra gösterdim mi hiç hatırlamıyorum. Burada sterliçelerin yerini değiştirmiştim. Belki söylemişimdir, bilmiyorum. Artık Instagram'a, YouTube'a sürekli video çektiğim için ne zaman, nerede, neyi gösterdim, kime anlattım gerçekten unutuyorum. Böyle tatlış oldu bence. Yere de koyduğumuz için biraz daha büyük dursun istedim, yerde dursun istedim. Çünkü şu kısımda artık tavana değecekti. Daha sonra şuraya da diğer tarihçeyi koyduk. Zaten koyduğum gün, yani hiçbir şey yoktu. Ertesi gün bebek vermişti hemen. Şimdi o da uzamaya başladı. Zaten kendisi büyüdükçe etrafındaki yaprakları da büyütüyor. Şimdi güzel Türk kahvemin eşliğinde ne yapalım? Videomu sonlandıralım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen videonun alt kısmına inip şöyle hemen tike, beğene basarsanız çok çok mutlu olurum. Ve de bir tane güzel bir yorum, bir ifade bile olsa, ne yaparsanız, lütfen yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.